Herkese merhaba, ben Aslı Özyılmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlere yılbaşı indiriminden neler aldım ve neler alınabilir videosu hazırladım. Umarım beğenerek izlersiniz. Bildiğiniz gibi yeni yıla girmeden önce içinde bulunduğumuz şu günlerde Watson's, Gratis ve Rossmann mağazalarında yılbaşı indirimi var. Ben de bu indirimlerden kendi ihtiyacım olan ve denemek istediğim bir takım ürünleri aldım. Şimdi sizlere hem bu alışverişimi göstereceğim, neler aldığımı göstereceğim, belki fikir olabilir diye. Hem de aslında şu anda kullandığım ve sizlere de tavsiye olması amacıyla indirimde bunlara da bakabilirsiniz diye önerilerimi göstermek istediğim bir video hazırladım. Sırasıyla Watson's, Gratis ve Rossmann'dan aldıklarımı göstereceğim. Öncelikle Watson's mağazasından bir süredir kullandığım ve bitirdiğim, yani şu anda elimde olmadığı için bu Ashley Joy'un argan yağlı saç bakım maskesini aldım. Bunu daha önceki videolarımda size zaten hem favorilerde eklemiştim hem de yine bir alışveriş videomda da göstermiştim. Çok beğenerek kullandığım bir saç maskesi. Saçınıza bunu uyguladığınız zaman, saçınızı yıkadıktan, şampuanladıktan sonra bunu uyguluyorsunuz. 5 dakika saçınızda bekletip duruluyorsunuz ve saçınızı inanılmaz yumuşacık ipek gibi yapıyor. Haftada bir gün veya iki gün kullanabilirsiniz. Yani saçınızın yağlanma oranına göre. Bunu tavsiye ederim. Şu anda indirimde olduğu için ve saç bakım maskesi arıyorsanız bu Ashley Joy ürünlerine bir bakmanızı kesinlikle öneririm. Ben saç bakım ürünü olarak bundan başka bir de L'Oreal Elsevier mucizevi yağ olan bu kremini aldım. Bu da daha önceden yine kullanmıştım, memnun kaldığım için yedeklemek amacıyla aldım. Hazır indirimde olduğu için. Saçınızı yıkıyorsunuz, kurutuyorsunuz. Kuruttuktan sonra elinize böyle fındık büyüklüğünde bir miktar alıp bunu güzelce elinizde oluşturduktan, yaydıktan sonra saçlarınızın boyuna ve uçlarına doğru bunu ıslak saçınıza uyguluyorsunuz. Daha sonrasında da saçınızı fön makinesiyle kurutacaksanız veya maşa yapacaksanız saçınızı ısıya karşı koruduğu gibi aynı zamanda da elektriklenmesini de alarak daha düz olmasını sağlıyor. Aynı zamanda bunun kokusunu da ben çok seviyorum. Altı değerli bitki özü içeriği var içerisinde. Çok güzel bir kokusu var. Şampuanında da aynı bu kokudan var. Buna da bakabilirsiniz. Bendeki her saç tipine uygun olanı. Bunun bir çeşidi daha var. Üzeri şurası bordo renk gibi olanı. Bunlara da bence indirimden bakabilirsiniz. Ben bu ikisini beğenerek kullandığım için kendime aldım. Şimdi denemek amacıyla aldığım bir ürün. Daha önce hiç bunu kullanmamıştım. Bildiğiniz gibi Watson's mağazalarında satılan Revolution markası var. Revolution'ın Şoför isimli nude renkli bir rujunu aldım. Nude renk ben çok seviyorum. Günlük hayatımda en çok severek kullandığım rujlardan. Bunun da rengi ilk kez deneyeceğim burada sizinle şu anda. Orada denemiştim testerını. Bu şekilde hafif böyle pembelik de var içerisinde sanki. Böyle bir nude ton. Dudakta duruşunu denemedim. Elimde denedim açıkçası orada. Çünkü testerları dudağa süremiyoruz biliyorsunuz ki. Elde de dudakta da farklı oluyor ama daha önce bu renklerde ruj kullandığım için bunu da beğeneceğimi umuyorum. Revolution ürünlerinde şu anda Watson's'ta yarı yarıya bir indirim var. Kesinlikle kaçırmayın. Eğer beğendiğiniz Revolution ürünleri varsa veyahut da I Heart Revolution, yine aynı şekilde bu çikolata paleti gibi görünen markanın da indirimleri %50 civarında bir indirim var. Aynı zamanda yani şöyle yapmışlar. %40 indirim artı kasada Watson's kartınız varsa %10 bir indirim daha almış oluyorsunuz üzerinden. Yine Revolution markasının bir far paletini çok almak istiyordum ama elimde de birçok far paleti de var bu tonlara yakın olan. Ama bilmiyorum, yani ben hep şöyle düşünüyorum. Hani biz kadınlar belki de bu far paletlerine olan merakımız acaba çocukken kuru boyalara, pastel boyalara, sulu boyalara olan merakımızla ilişkili olabilir mi diye de düşünmüyor değilim. Böyle bir far paletini aldım. Bu da normal fiyatının yarısına inmişti. Şimdi burada ilk kez sizinle birlikte açacağız bunu. Ama zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu Revolution'ın Sofix'le, YouTuber Sofix'le birlikte yaptığı işbirliğiyle çıkardığı bir far paleti. Bunun bir tane de Spice olanı çıktı sonradan. Yeni çıkan Spice'ı vardı. Spice'a da baktım fakat onu çok fazla renklerini kullanışlı bulmadım. Aynası kocaman. Şu an yansımasın diye aynayı kapatarak size göstereceğim. Şöyle çok güzel bir far paleti. Genelde böyle ışıltılı renkler var. Hani buradaki moru ve yeşili acaba kullanabilir miyim diye düşündüm ama onun dışındaki buradaki renkler yine kızıllı tonlar, bakırlı tonlarla veya burada kriz bölgesi için geçiş rengi olarak kullanabileceğiniz tonlar. Hem matlar hem ışıltılıların olduğu
Çok güzel bir far paleti. Dediğim gibi aynası da kocaman bir ayna. Bu yüzden bunu epey bir zamandır almayı düşünüyordum. Bu indirim de bu anlamda avantajlı oldu benim için bunu almamda. Eğer ki bu tür bir far paletine bakmayı düşünüyorsanız buna veya yine bunun Spice'ına da bakabilirsiniz. Aynı zamanda Revolution'un tüm far paletlerinde indirim var. Birazdan size zaten hali hazırda kullandığım far paletlerinden de Revolution'un önerilerinden yapacağım. Bunlar sadece benim alışverişimde yeni aldıklarım olarak gösterdiklerim. Onun dışında bir tane Notun mineral concealer'ı. Kapatıcılarla ilgili sizlere bir video hazırlamak istiyorum. O yüzden de şu ara birçok kapatıcıyı deniyorum. Uygun fiyatlı kapatıcıların hepsini deniyorum. Bir süre denedikten sonra ve bunlara tamamen hani verimleri nelerdir onu öğrendikten sonra aslında sizinle paylaşacağım. O yüzden de bunu da denemek amacıyla aldım. Notun BB'sini beğeniyorum. Bu da mineral olanı. Mineral concealer. Aynı zamanda güneş koruma faktörü de var içerisinde. 201 numaralısını önerdi oradaki satıcı bana. Sizler de buna bakabilirsiniz. Yine Not ürünleri de indirime girmiş şu anda yılbaşı indirimine. Bundan başka son olarak da Watsons'tan aldığım kasa önüne geldiğimde bu dudak kremlerinin indirimde olduğunu gördüm. Bunu da yine çantaya eklemiş oldum. Dudak kremi bir tane kullandığım Blistex Matte Plus'ın ki o bitmek üzereydi. Bu da yine naneli mentollü olanıydı. Bunu da çok indirime girdiği için bunu da çantaya ekledim. Bunlar Watson alışverişimdi. Gelelim şimdi Rossmann'dan neler aldığıma. Rossmann'dan da yine bayağı bir indirime girmiş. Hatta indirim Ocak'tan sonra da devam edeceğini söylediler. Ocağın 10'una kadar falan devam edecek sanırım. 10'u 13'üne kadar. Pastel'den Metallic Glow isimli bu far paletini yine çok uzun zamandır gidip gelip alsam mı almasam mı buna da bir baksam mı diye sürekli etrafında dönüyordum. Şimdi sizlere de burada videolar hazırladığım için farklı ürünleri de denemek istiyorum. Bu anlamda da ben alışveriş yapıyorum. O yüzden de bu Metallic Glow far paletini testerına zaten bakmıştım. Işıltılı farları da gerçekten çok seviyorum. O yüzden de bu far paletini alarak koleksiyonuma eklemiş oldum. Eğer ki ışıltılı farları seviyorsanız bu palete de bir bakmanızı tavsiye ederim. Paleti şöyle göstereceğim aynasını kapatarak. İçinde gördüğünüz farklı renklerdeki tonların hepsi, pigmentasyonları gerçekten çok yüksek. Testlerinde denedim. Ve inanılmaz ışıltılı farlar. Çok güzel farlar. Şu anda dokunmaya kıyamıyorum yeni olduğu için. Özellikle buradaki bakır renk, buradaki hafif böyle haki ton, yine grili, hafif böyle süt maviye kaçan renkler var. Veya açık highlighter gibi de göz pınarınıza kullanabileceğiniz renkler var. Hem gündüz hem gece makyajınızda ışıltılı renkleri seviyorsanız bence buna bakabilirsiniz. Bununla birlikte hani mat böyle farlarınızı da harmanlayarak kullanabilirsiniz. Çok uygun fiyatlı. Pastel'in zaten ürünleri genelde uygun fiyatlı. Bir de indirimde yarı fiyatına neredeyse düşmüş. O yüzden buna da bakmanızı öneririm. Aynı zamanda kapağında kocaman bir aynası da var. Rossmann'dan iki tane daha ürün aldım ki bunlar da dediğim gibi kapatıcı incelemesi yaptığım için şu anda indirimde de olduğu için Rival de Loop markasının bir tane kapatıcısını aldım. Bu da Natural Touch Concealer olanı. İki tane var burada çünkü. İki kapatıcı serisi var. Üç renk vardı bunlardan. 0, 1, 2 ve 3 olarak giden. Ben 2 orta renk olduğunu düşünerek almıştım. Fakat bunu şu an üzerine bakıyorum. Hiçbir yerinde 02 olduğu yazmıyor. Rengi 02 olanı tercih ettim. Buna göre tekrardan bakacağım tonuna. Birbirlerine çok yakınlar zaten. 01 çok beyaz kalacağını düşündüğüm için benim tenimde. O yüzden 02'yi tercih etmiştim. Bunun dışında bir de yine aynı Rival de Loop markasının Eyeshadow Base dediği bu far bazını aldım. Bu far bazını da çok metini duymuştum. Orada da yine satıcı arkadaşlar da önerdiler, tavsiye ettiler. İndirimde olduğu için bunu da yine deneyeceğim. Sizlere daha sonra bununla ilgili yorumlarımı yapacağım. Yine sadece Rossmann'larda satılan L'Oreal'in Isabel Marant'la birlikte işbirliğiyle çıkardığı bir seri var biliyorsunuz. Aslında birkaç tane ürün almak istiyordum denemek amacıyla hazır indirimdeyken. Fakat gittiğim Rossmann mağazasında çok fazla ürün ve almak istediğim renkleri bulamadım. Sadece bu almak istediklerim içerisinde vardı. Bu da kaş jeli. Kaş sabitlemek için kullanılabilen bir jel. Bundan başka bir rujunu ve bir de aynı şekilde küçük bir far paleti var. İkili olan farı. Onlara da baktım ama yani rujlardan dediğim gibi çok böyle beğendiğim bir ton bulamadım. Kırmızı tonlu olanlar kalmıştı. Bir tek Isabel Marant'tan bunu aldım. Yine Rossmann'da yeni piyasaya girmiş olan ve sadece Rossmann'larda satılan bir ürün var. Nothing Roll-On deodorantları. Nothing adından da anladığınız gibi içerisinde hiçbir şey yok. Kesinlikle alkol, paraben, alüminyum, parfüm içermeyen temiz içerikli böyle bir roll-on deodorant. Bunun bir sprey gibi olanı var. Aynı küçük yanında yine ikisi yan yanaydı. Bir de böyle roll-on olanı var. Kokusuz olduğu söyleniyor. İlk kez burada şu anda bakıyorum buna da. Evet, gerçekten kokusuz.
Ama kullanmadım, hani ne şekilde memnuniyet olacak onu bilmiyorum. Bunu da yine sizlerle paylaşırım. Temiz içerikli bir ürün arıyorsanız şu anda Rossmann'larda satılıyor ve bu da indirimli. Buna da bakabilirsiniz. Yaptığım bu alışverişin sonunda kasada bana dediler ki 20 lira üstünde alışveriş yapanlar, orada biliyorsunuz böyle küçük bir liste oluyor, bunlardan da istediğinizi alabilirsiniz indirim dediler. Ve kasa önünde yine denemek için Isana'nın Professional serisinden bu şampuanı aldım. İçerisinde aktif karbon bulunan bir şampuanmış. Bunları deneyeceğim. Denedikten sonra hepsini, yorumlarını tek tek sizlere bildireceğim. Son olarak gratis alışverişi. Aslında birazcık sizler için gibi oldu. Gratis'e girdiğim zaman yine pek çok ürün vardı. Sizlere biliyorsunuz cumartesi günü yayınlayacağım videoda yine bir 4. yılbaşı çekilişini yapacağım. Yeni hediyeler vereceğim. Bu hediyelerime eklemek için de kendim de kullandığım, beğendiğim bir takım ürünleri sizlere de vereceğim hediyeler içerisinde ek olması amacıyla satın aldım. Şimdi gelelim onlara. Bildiğiniz gibi Gratis'in kendi markası olan Be Beauty'nin bir takım ürünleri çıktı son dönemde piyasaya ve gerçekten çok güzel far paletleri, pigmentasyonları açısından ve formülasyon açısından çok başarılı far paletleri, aydınlatıcılar, allıklar çıkardılar. Fiyatları oldukça uygun ve gerçekten renkleri de çok güzel. Ben de bu seriden kendime birkaç tane aldım ve kullanıyorum, deniyorum şu anda. Yine onları yorumlara eklemek amacıyla. O yüzden sizlere de beğendiğim için bir takım ürünleri buradan satın aldım. İlk olarak Be Beauty'nin bu yılbaşı için çıkardığı bir ojesi var. İkili bir oje. Bunu hediye çekilişime eklemek için aldım. Bir tanesi ışıltılı bir kırmızı tonunda, bir tanesi daha mat. Peace and Love olarak hazırlanmış olan küçük bir paket. Bu sizlere gidecek. Yine Be Beauty'nin böyle bir eyeshadow paleti var, far paleti. Çok güzel renkler var. Yani şöyle ki hem baz olarak kullanabileceğiniz, hem geçiş rengi olarak kullanabileceğiniz, hem de şuradaki iki tane ışıltılı bakır veyahut da kızıl tonlu ışıltılılarla çok güzel bir far çalışması yapabileceğiniz bir palet. Ben bunu kullanıyorum ve pigmentasyonu gerçekten şahane. Yılbaşı makyajı olarak bu oje ile birlikte çok uyacağını düşündüğüm için bunlar cumartesi çekilişimde size gelecek. Bir de iki tane pastelin allıklarından aldım. Bu allıklardan bir tanesi 303 numaralı, birazcık daha soğuk tonlu. Diğeri ise 301 numaralı, birazcık Nars'ın orgazm allığına benzeyen tonda, ışıltılı hafif şeftali tonlu. Bu iki tane allıktan bir tanesi de yine size gelecek yılbaşı çekilişimde. Bir de Wet n Wild'ın çok sevdiğim rujlarından sizlere In the Flesh isimli, bu nude ama hafif de pembelik içeren bir rengini aldım. Bu da yine yılbaşı paketim içerisinde sizlere gelecek cumartesi günü. Birkaç şey daha eklenecek bunlara. Onlar sürpriz. Bir sonraki videoda, cumartesi yayınlanacak olan videoda hepsini göstereceğim zaten. Son olarak bir tane Wet n Wild'dan denemek için kendime aldığım böyle bir kaş farı var. Şu şekilde, böyle hafif yassı bir şekilde ve arka tarafında da fırçası olan. Ben koyu rengini aldım kaşlarımda uygulamak amacıyla. Bunu deneyeceğim. Bu birazcık L'Oreal'inkine benziyor. Yalnız satıcı arkadaş orada çok memnun kalındığını, çok beğenilen bir ürün olduğunu söyledi. Ben de yine bunu deneyerek sizlere de yorumlarımı bildirmek amacıyla, uygulamak amacıyla aldım. Bu şekilde benim indirim alışverişim bunlardı. Watson's Gratis ve Rossmann mağazalarından. Şimdi gelelim sizlere ilave olarak tavsiye edeceğim ürünlere. Benim şu anda kullandığım ve çok memnun kaldığım bir takım ürünler var. Şu anda indirim devam ederken, yılbaşına kadar bu indirim birçok mağazada devam edecek. Bazıları yılbaşından sonra da devam edecek. Bence bu ürünleri kesinlikle değerlendirmelisiniz. Onlardan bir tanesi, ilk önce yine far paletlerinden bahsedeceğim. Far paleti çünkü hani hepimizin çok eğlendiği ve keyif aldığı, almak istediği ürünler olduğu için. Benim çok severek kullandığım, şu anda gözümde de gördüğünüz bu renkleri uygulamasını yaptım. Pastelin yine nude far paleti var. Bu nude far paleti gerçekten çok kullanışlı bir far paleti. Renkler, özellikle toprak tonlarını tercih ediyorsanız, zaten bunun dibini gördüm artık gördüğünüz gibi. Özellikle toprak tonları tercih ediyorsanız, hem alttakiler ışıltılı, üsttekiler mat renklerden oluşan ve buradaki de baz olarak kullanabileceğiniz, geçiş renkleri olarak kullanabileceğiniz ve alttakilerle de açıktan koyuya doğru gölgelendirme yaparak en koyu renkle dibine hat çekebileceğiniz çok güzel bir far paleti. Kışın, özellikle sonbahar ve kışın ben bu paleti kullanmayı çok seviyorum. O yüzden sizlere de bunu indirimde bakmanızı tavsiye ederim. 30 lira civarına düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam fiyatı. Yine far paleti önerilerimden indirime girdiği için tavsiye edeceğim L'Oreal'in Cherry My Cherry isimli far paleti. Bunun bir tane de Berry Much Love isimli far paleti var. Morlu olan biliyorsunuz. Hani ikisinden hangisini tercih ederdin derseniz eğer, ben bu Cherry My Cherry olanı kesinlikle tercih ederim. Tabii bu benim zevkim. Hani ben daha çok bu tonları günlük hayatımda kullanmayı tercih ettiğim için. Yine morlu tonları seviyorsanız diğerine de bakabilirsiniz. Bunu indirimden
Tavsiye ederim. Neden tavsiye ederim? Çünkü hem sonbahar, hem bahar, hem de yazın uygulayabileceğiniz renkleri var. Açmaya çalışıyorum. Çok zorlanıyorum açarken. Çok güzel bir palet. Çok da güzel şeftali kokan bir palet. Hatta bununla ilgili de ben bir uygulama videosu çekmiştim. Onu da buraya linklerim. Onu da isterseniz izleyebilirsiniz. Far paleti olarak değil de bir tane kontür paleti önereceğim şimdi size. Kontür uygulaması yapıyorsanız eğer veyahut da aydınlatıcı olarak da kullanmak isterseniz. Yine Revolution'ın böyle bir kontür paleti var. Bendeki eski ambalajıyla olanı. Bunun yeni versiyonu, yeni paketi belki değişmiş olabilir ama şu şekilde gösterebilirim size. İçerisinde kontür olarak uygulayabileceğiniz çok güzel renkler var. Aydınlatıcı olarak kullanabileceğiniz renkler var. Böyle güzel bir palet istiyorsanız, hepsi bir arada olsun istiyorsanız buna bence bir bakabilirsiniz. Yine aynı şekilde göz altlarınızı sabitlemek için de kullanabileceğiniz tonlar var. Böyle bir kompakt bir paket istiyorsanız bu Revolution şu anda indirimdeyken buna da bir bakabilirsiniz. Bunu da ben beğenerek kullandığım için sizlere tavsiye ediyorum. Bunun dışında artık her videomda neredeyse sadece bunları kullanıyorum sizin gördüğünüz makyajı yaparken. Şu anda yüzümde de yine aynı şekilde bunu kullandım. Bu L'Oreal'in son dönemde yazın çıkardığı Back to Bronze ve Life is a Peach. Allığı ve bronzer'ı. Bunların ikisini kesinlikle indirimde kaçırmamanızı tavsiye ederim. İçerisinden şöyle altından bir fırçası çıkıyor. Hiç kullanmadım. Başka bir fırça kullanıyorum. Aynası var bu tarafta. Buna bir bakabilirsiniz. Tonu efsane bir ton. Yani çok yoğun durmuyor. Sürdüğünüz anda kalıp gibi durmuyor. Çok güzel dağıtabiliyorsunuz. Ne soğuk ne çok sıcak. Tam böyle arada kararında bir renk. Çok güzel bir ton. Aynı şekilde Life is a Peach allığına da mutlaka bakmalısınız. Çok çok uzun süre kullanırsınız. Şeftali tonlarını seviyorsanız. Daha çok yaz ve belki ilkbahar aylarına giden bir renk ama ben kışında çok güzel kullanıyorum bunu. Cilt alt tonunuza göre yine bu rengi değerlendirerek buna da bakmalısınız bence. İndirimde kaçırmayın. Öneririm. İki tane aydınlatıcı önereceğim indirimde bakmanız gereken. Bunlardan bir tanesi çok çok severek kullandım. Hatta artık kapağını kırdım yani kullanırken. Maybelline'in Master Chrome serisinden Molten Rose Gold isimli bu aydınlatıcısı. Yani çok güzel bir aydınlatıcı. Sürekli bunu kullanıyorum diyebilirim bu ara. O yüzden de bu kadar yıprandı ve inanılmaz uzun süre dayanıyor. Farklı ürünler denemek istiyorsanız tabii ki farklı alışveriş yapıyorsunuz ama bu ürün uzun bir süre kullanırsınız ve çok seversiniz. Ve de yine çok sevilecek bir aydınlatıcı önerim de Wet n Wild'ın Mega Glow serisinden Precious Petals aydınlatıcısı. Bu da gerçekten çok güzel bir aydınlatıcı. İndirim döneminde buna da bakmalısınız. Kaçırmayın derim. Çok efsane güzel bir aydınlatıcı. Yani varla yok arası gibi duruyor ama çok tatlı bir tonu var. Hafif böyle içerisinde şeftaliye bakan böyle bir tonlu çok güzel bir aydınlatıcı. Bu ikisini sizlere aydınlatıcı olarak öneririm. Daha sonra Golden Rose'da bir indirim var. Pek çok hani böyle bazıları denedim ama en çok severek kullandığım bazlardan bir tanesi bu Golden Rose'un matlaştırıcı ve gözenekleri birazcık daha blurleyecek olan bu bazı. Bu baz gerçekten çok güzel bir baz. Hani çok fazla baz kullanmıyorum günlük makyajımda. Ama kullanmak istediğim zaman da gerçekten çok işe yarıyor. Bunun bir de hafif böyle aydınlık görünüm vereni var. Ben aydınlık görünüm vereni kullanmadım hiç şimdiye kadar ama matlaştırıcı bir baz arıyorsanız kesinlikle buna bakmalısınız. Şu anda indirimde. Bu benim hani kullandığım herhalde ikinci ya da üçüncü tüp olması lazım. Çok da memnunum bundan. Mutlaka bakmalısınız. Son olarak iki tane ruj önerisinde bulunacağım sizlere. İkisini de çok severek kullandığım için sizlere de tavsiye etmek istedim. Özellikle nude ruj seviyorsanız eğer bu rujları siz de çok beğeneceksiniz. Belki de zaten kullanıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Maybelline'in Color Sensational serisindeki Velvet Beige isimli 630 numaralı ruju. Ben bunu çok severek kullanıyorum. Çok beğenerek kullanıyorum günlük hayatımda. Hatta şu anda dudağımda gördüğünüz ruj. Böyle hafif ıslak görünümü var. Fakat hani dudağınızda da kalıcılığı nasıl derseniz gayet iyi kalıcılığı var. Ama böyle bir şey yediğiniz, içtiğiniz zaman hafif böyle dudağınızın iç tarafında azaldığını görüyorsunuz. O zaman hemen tazeleyebiliyorsunuz. Benim bu rujlarda en sevdiğim özellikle tazelerken aynaya bile gerek kalmadan çok kolay bir şekilde uygulama yapmanız. Ben bu rujları uygularken herhangi bir şekilde dudak kalemi kullanmıyorum. Daha böyle natürel durmasını sevdiğim için çok böyle çizgi gibi çizilmiş değil. Hafif bazen parmağımla da dağıtarak uyguluyorum. Yumuşacık bir yapısı var. Yumuşak olmasıyla birlikte bu dudak dudakları da yumuşattığı için çatlak görüntü de yaratmıyor. Tabii ki mat rujlardaki gibi kalıcı değil ama bu tür rujları seviyorsanız mutlaka bakın. Bunun aynı zamanda efsane bir kokusu var. Çok güzel bir kokusu var. Bu ruja bakabilirsiniz indirimde olduğu için. Onun dışında L'Oreal'den bir tane ruj göstereceğim. Bu da Gone with the Nude isimli 101 numaralı ruju. Lip paintlerinden. Birazcık ıslak bir görünümü var. Fırçası yumuşacık. Dudağınıza çok güzel uygulayabiliyorsunuz. Ben videolarımda da genellikle bu tonu kullanıyorum. Altta gördüğünüz.
Eğer ki nude renk seviyorsanız ve hafif böyle ıslak görünümden hoşlanıyorsanız bence bu ruja mutlaka bakmalısınız. İndirim zamanında L'Oreal'den ya da Maybelline'den nude severlere bu iki ruju tavsiye ediyorum. Evet, videomun sonuna geldim. Şu ana kadar yaptığım alışverişlerden ve aynı zamanda size de indirimde faydası olabileceğini düşündüğüm için bir takım kullandığım ürünlerden tavsiyelerde bulundum. Bunu da aslında böyle indirimi kaçırmadan arada bir video olması amacıyla hazırladım. Cumartesi günü yine rutin videom sizlere gelecek. Orada da yine dediğim gibi 4. yılbaşı çekilişi olarak sizlere hazırladığım hediye paketini göstereceğim. O videomu da mutlaka izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda burada gösterdiğim ürünleri, hem satın aldığım ürünleri hem de sizlere tavsiye ettiğim ürünleri de videonun altındaki açıklamalar kısmına yazacağım. İndirimli fiyatlarını da hatırlayabildiklerimi yanlarına ekleyeceğim. Oradan da okuyabilirsiniz açıklamalardan. Sizlerin de yorumları varsa, satın aldığınız ürünler, çok kullandığınız ürünler, beğendiğiniz ürünler varsa bunları bana yorumlar kısmına aşağıya lütfen yazın. Yorumlarınızı okumaktan gerçekten çok keyif alıyorum. Videomun sonuna geldim. Umarım videomu beğenerek izlemişsinizdir. Videomu eğer beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz şuraya tıklayarak abone olabilir ve zil işaretine basarak da kanal bildirimlerinizi açabilirsiniz. Böylece videolarım yayınlandığı anda hemen videolardan haberdar olacaksınız. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşça kalın.